Herkese merhaba arkadaşlar. Didim, Ak Köy Bozseki'deyiz. Şimdi Bozseki'de genelde arsa tanıtıyoruz ama bugün size içinde ahşap bir ev olan arsa tanıtmaya geldim. Çok güzel bir arsa. Kendinize ait böyle bir alan istiyorsanız ya da kalabalıktan kaçayım, kafa dinleyeyim diyorsanız burası aradığınız yer. 333 metrekare arsa içerisinde 1 milyon 680 bin TL satış rakamıyla birlikte içerisindeki evle birlikte satılık güzel bir arsamız var. Arsa temizletilir. İçeride bazı eksikler var. Onlar yapılacak. Göl manzaralı ve çevremizde de komşular var. Gösterelim mi? Hemen burada villa var. Drone görüntülerinde zaten izleyeceksiniz. Arka tarafta villa var. Diğer taraflarda yeni yapılan inşaatlar var. Arsa çok güzel. 333 metrekare. Göl manzaralı. Buradan bile gölü görüyorum ama terastan çok daha güzel bir manzaramız olacak. Şimdi içeride bir tane salon mutfağımız var giriş katında bir lavabomuz var yukarıda da bir tane odamız artı bir terasımız var çok güzel bir ev benim sevdiğim evlerden bir tanesi bungalov evleri ben çok seviyorum burası da gayet güzel bir ev ahşaptan harika yapmışlar şimdi bu evin az önce maliyetini sordum tabi metre karesine göre değişiyor ama ortalama 450-500 bin lira bir maliyet söylediler arkadaşlar bana bungalov işiyle uğraşan arkadaşımızı aradık. Yani arsa çok daha uyguna gelecek size. İçerisindeki evle birlikte. Elektrik suyu zaten hemen çevremizde var. İstediğiniz gibi bağlatabilirsiniz. Böyle bir giriş var. Araç park yeri için büyük bir kapı yerleştirmişler. Ve gördüğünüz gibi bahçe tamamen telle çevrilmiş. Burası temizlenecek. Öyle teslim edilecek. Evi biraz daha böyle arka köşeye doğru oturtmuşlar. Ön tarafa da bahçe alanı bırakmışlar. Şimdi burası temizlendiğinde güzel bir yürüyüş yolu. Sağda solda ağaçlar çok daha güzel olur. Tabi kimse olmadığı için bakımsız kalmış. Karşıda evler var ve göl manzarası muhteşem gözüküyor. Birazdan göreceksiniz. Şöyle gidelim otların arasından geçip. Tabi bu otlar temizlenecek. Evin içerisindeki eksiklerin tamamı yapılacak. Güzel bir ev. Benim çok hoşuma gidiyor böyle evler. Eminim siz de seviyorsunuzdur. genelde artık insanlar böyle büyük betonarme evlerden sıkıldığı için bu şekilde evlere geçmek istiyor. Eğer siz ben arsam alayım, kendim böyle bir ev yaptırayım ya da farklı yaptırayım diyorsanız bu bölgede arsalar da var elimizde. Yine bu işle uğraşan bu bölgede çalışan arkadaşlarımız da var. Bungalov evde size yaptırabiliriz istediğiniz şekilde. Çizersiniz, o arkadaşlarla konuşursunuz, yaptırırsınız ama şimdi önemli olan burası. 333 metrekare arsamız var. Arkada da geniş bir bahçe alanımız var. Şimdi birazdan göstereceğim ama şöyle bir çıkalım evin terasından bakalım oralara. Böyle bir verandası var. Bodrum beziyle kapatmışlar. Çok şık değil mi ya? Böyle çıkacaksın bir tane köpeğini alacaksın. Kahveni dolduracaksın. Göle karşı oturacaksın burada. Gayet güzel bir veranda alanı yapılmış. Bodrum beziyle üst tarafı kapatmışlar. Buraya çıktığında hemen bir çık gösterelim istersen. Şurada da inşaatlar var. Görüyorsunuz ve buradan da gölü çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani yukarıya çıkmadan da gölü zeminden de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çevremizde de karşıda güzel bir villa yapılmış. Yan tarafta yine bir villa inşaatı var. Şimdi burada salon mutfağımız var. Girişimiz buradan. Şimdi burası daha henüz eksikleri bitmedi. Tekrar bir buranın üstü boyanacak ve bazı alçı işleri var. Onlar yapılacak. Biz biraz aceleci davrandık. Gayet güzel bu şekilde bir salonu var buranın. Tavan yüksekliği ne kadardır? Ortalama 2 metre, 2.10 civarında bir tavan yüksekliği var. E, iki kitabı daha geniş. Artı mutfak kısmı diğer tarafta. Güzel ama değil mi? Böyle iki kişinin rahatlıkla hatta üç kişinin belki de rahatlıkla böyle yaşayabileceği bir alan. İşte kalabalıktan kaçayım. Didimin gürültüsünden ya da işte büyük şehrin gürültüsünden kaçayım. Birkaç gün kafa dinleyeyim diyorsanız aradığınız yerlerden. İşte, ahşap kokusu çok güzel özellikle. Şimdi burada da bir mutfağımız var merdivenlerin hemen yan tarafında. Böyle bir mutfak yapılmış. Yine ahşap tezgah. Üst tarafta ve alt tarafta dolapları görüyorsunuz. Burada da buzdolabı için yer yapılmış. Bunun içerisinde elektrik, su tesisatı falan her şey hazır. Merdiven altında da böyle bir depolama alanı var. Bu şekilde bir raf yapılmış. Güzel. Merdiven altında değerlendirilmiş bir şekilde. Gayet çık. Buraya da sabit pencere yerleştirmişler. Artı burada bir banyo lavabomuz var. Şimdi görmüyorsunuz ama kapının arkasında açabilirsem bu kapıyı böyle geniş bir banyo alanı var. Seramikler çok şık duruyor. Lavabo Hilton'da yapılabilirdi. Çok daha güzel olurdu. Burada da klozetimiz var. Temizlik ihtiyacı var. Evin bir temizliğe ihtiyacı var. Çıkalım yukarıya doğru. Şu ahşap kokusuna bayılıyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Tabii biraz daha böyle gençlerin özellikle böyle yürümekte zorluk çekmeyen insanların oturabileceği bir yer. Merdivenler çünkü biraz dik. Tabi buna göre de yapım aşamaları var. Siz geniş merdiven isterseniz o şekilde de yapılıyor. Yine tavan yüksekliği de burada böyle 2 metre civarında arkadaşlar. Bir odamız var. Elektrik prizleri de oldukça güzel. Oraya bir priz bırakılmış ama birkaç tane daha çekilebilir. Çünkü ahşap olduğu için her yer yapılır. Orada varmış zaten yine priz. Burada da artı dışarıya çıkış için bir pencere yerleştirmişler. Sineklikleri de yapılır. Akardiyon tarzında bu güzel olmuş. Gayet güzel bir oda değil mi? Bence güzel yani yeterli. Öyle çok büyük bir ağaç evler vardı eskiden. Amerikan filmlerinde izlerdi. Koryot filmlerinde. Aynı onlara benzemiş. Ama ben şu terasına bayılıyorum. Bu evleri genelde böyle Instagram sayfalarında falan görürsünüz. Ben buraya bayılıyorum. Şöyle arka tarafı bir gösterelim mi? Arka bahçeyi bir gösterelim önce. Bakın burada foseptik için zaten bir çukur kazılmış, üstü de betonla kapatılmış. Yani o konuda da bir sıkıntınız olmayacak sizin. Gördüğünüz gibi arka tarafta da güzel bir bahçe alanı var. Yine arka tarafta arsalar ve evler gözüküyor. Böyle döndüğümüzde de arsayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz ve şurada yine iki tane arsayı birleştirmişler. Bir inşaat yapılıyor Önün önünde de bir tane ev yapılıyor. Gölü görüyorsunuz arkadaşlar Bafa Gölü orası. Yani siz Bodrum'a giderken sol tarafta kalıyor. Didim'e girmeden Toki konutlarının hemen karşı tarafı gibi düşünün burayı. Karşıda göl manzarası. Bodrum'a gitmek için o gölün yanından geçiyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız Bafa Gölü'nün hemen dibindeyiz. Yani göl manzaralı harika bir ev sahibi olacaksınız. Biraz daha farklı çekimler yapmak istedim. Bu yüzden burayı çekiyorum. Dediğim gibi burası olmazsa satılırsa da bu bölgede yine arsalar var her zaman söylüyorum işte bungalov ya da tiny house yerleştirebilirsiniz diye bu şekilde bir ev yapabilirsiniz siz de kendinize. En azından böyle arada sırada kaçabileceğiniz, kafa dinleyebileceğiniz alanlar oluşturabilirsiniz ki gördüğünüz gibi arkadaşlar bir pandemi atlattık sonrasında bir deprem atlattık. Böyle evlerin önemi daha da ön plana çıktı. Bu yüzden en azından böyle kaçabileceğimiz alanlar yaratılması gerekiyor diye inanıyorum. Buraların havası, suyu da tabii ki bambaşka. Güzel bir evdi, güzel bir bahçe. Burayı hobi bahçesi gibi değerlendirin. Sürekli yaşam için ideal mi bilmiyorum. Bunun kararını siz vereceksiniz. Eğer böyle hastaneyle, postaneyle çok işiniz yoksa sürekli yaşam için de ideal. Ama böyle ben merkeze sürekli inmem gerekiyor diyorsanız o biraz zor. Geçenlerde ya yani geçmiş senelerde bir misafirimiz gelmişti yurt dışına. Ben dedi hiç insanın olmadığı bir yer istiyorum. Artık nasıl bir e, ruh halindeyse gittik ona dağın başında bir yer bulduk. Oraya ev yaptı, kendi oturuyor tek başına. Yani garip bir şekilde oturuyor. Yani insanlar böyle bir ruh haline de girebiliyor ya da kalabalıktan tamamen kaçıp Kendini soyutlamak istiyor olabilir. Bu yüzden böyle bir tanıtım yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. 333 metrekare arsamız var. 1 milyon 680 bin TL satış fiyatımız var. Tabii ki bunun pazarlığı da var arkadaşlar. Çevremizde de evler mevcut. Yolu falan da var. Elektriği, suyu her şey hazır. Dediğim gibi güzel bir yer.